TR724 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın "Aç kapa ampulü patlatır, erken seçim kaçınılmaz" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. TÜİK'in sepetine bakarsanız enflasyon düşüşe geçti ve en kötü geride kaldı. Sepeti karıştırınca rakamların gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı ortada. Devletin resmi kurumu açıkça yalan söyledi. Enflasyon için baz aldığı rakamlar ne çarşıya uydu, ne pazara, ne de markete. 5800 lira kiralık ev hangi şehirde, hangi mahallede acaba? Gecekondu arasan bulamazsın bu fiyata. Belki köylerde. O da zor da. Zeitung işi şakaya vurdu. Ev kirasının 5800, zeytinyağının 144 lira olduğu TÜİK binası tatilcilerin yeni gözdesi oldu. Otelde 150 lira falandır herhalde. Enflasyon rakamları sadece bilgilendirme amaçlı olsa neyse. İktidar emekli ve asgari ücrete zam oranlarını TÜİK'i baz alarak yapıyor. Vahim olan bu. Hani Mehmet Şimşek gerçekçi olacaktı? Rakamlarla oynanmayacak, neyse o denecekti. Şimşeği de takan yok. Zaten yalnız bir bakan ya da o da Ankara kriterlerine teslim oldu. AKP'nin ne AB ne de evrensel kriterler umurunda. Onun için varsa yoksa keyfiliğin diğer adı olan Ankara kriterleri. Bu kriterlere göre rakamlarla da oynanır, yalan da söylenir. Eskiden pembe olurdu yalanlar. Şimdi ak yalanlar moda. Muhafazakar AKP rakamlara bile yalan söyletmeyi başardı. Siyasal İslamcılık falan hikaye. Konuşurken Hazreti Ömer, siyaset yaparken turist Ömer. Sözde başka, eylemde başka. Amacım ekonomiyi yazmak değil, geçim derdinden seçime sıçramak. Daha önce söyledim mi bilmem, rakamlarla aram pek iyi değildir. Ama geçim deyince sözün önünü alabilmek de mümkün değil. Geçim meselesi öyle böyle değil, ülkenin en büyük sorunu bugün. Geçip gitmek olmaz, emekli ıstırap içinde, asgari ücret alan sabit gelirli de. Eskiden yangın sadece mutfaktaydı, şimdi bütün bir haneye sıçradı. TÜİK veya AKP iktidarı yangını söndürmek için su sıkacağına habire körüklemekte. Bıçak kemiği de kesti. Vatandaşın nefes alacak mecali kalmadı. İktidara mesajını da verdi aslında. Hem de anlayacağı dilden. 31 Mart'ta Erdoğan'a "Yeter artık" dedi. Soğan ekmek yerik, reisi yedirmeyik sözü devrini kapattı. Belli ki Erdoğan mesajı almadı ya da çaresiz. Sokağın sesine cevap verecek imkanı yok. Hazine tam takır. Hani 2024 emekliler yalıydı? 6 ay geride kaldı. Emeklilere AKP iktidarının bir jesti ve güzelliği oldu mu? AKP'den bu özel yılın hürmetine bir hamle geldi mi? Emekliler 2023'e göre daha mı mutlu, halinden daha mı memnun? Hayır. Bugün emekli Erdoğan'ın yönetimi devraldığı 2002 öncesini arar durumda. Alım gücü o kadar düştü ki emekli kesimin Cumhuriyet tarihinin en zor günlerini yaşadığını söylesek abartı olmaz herhalde. Üç büyük işçi sendikası ilk kez 10 maddelik ortak zehir zemberek manifesto yayınladı. AKP'nin arka bahçesi Türk İş ve Hak İş başkanları bile daha fazla dayanamadı. Erdoğan'la papaz olmayı göze aldı ve ekonomi politikasını topa tuttular. En doğru tespiti DİSK Başkanı Çerkezoğlu yaptı. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakkı olmaz. Haksız mı? AKP bu konuda kaç defa uyarıldı ama duyan kim? Sorun çok ağır. Mesele maaşlara zamla sınırlı olsa keşke. Enflasyon dizginlenmediği sürece maaşların artmasının en fazla bir hafta ömrü var. Zam oranı misliyle fiyatlara yansıyor çünkü. Büyük umutlarla ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek de derde deva olmadı. Sokağa yansıyan yönüyle ekonomide Şimşek etkisinden söz etmek mümkün değil. Geçimin ardı seçimdir. Eğer bir siyasi iktidar halkın geçim sorununa çözüm bulamıyorsa seçime gitmekten başka çaresi yoktur. Vatandaş ve ekonomi deneme tahtası değildir. Bu politika tutmadı, başkasını deneyelim diyemezsiniz.
olmaz bu. Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuçtur, faizi düşürürsek enflasyon da düşer inadı siyasi felaketle sonuçlandı. Erdoğan bir öz eleştiri bile yapmadan yeni politikaya geçti. Bedelini ise 80 milyon ödedi. Yeni politikalar yeni iktidarla başarılı olur. Sorunun sebebi olanlardan çözüm beklemek beyhudedir. AKP iktidar ömrünü tamamladı. Son kullanma tarihi geçti. 31 Mart bu gerçeği bütün çıplaklığıyla dosta düşmana ilan etti. Erdoğan hala sandığın şokunu atlatabilmiş değil. Travmanın etkisi altında sağa sola yalpalamaları, ne yapacağını bilememeleri bu yüzden. Ne 31 Mart'ın dersi diyebileceğimiz adımlar attı, ne de partisini yeni döneme hazırlayacak hamleler yaptı. 3-5 il başkanını istifa ettirdi. Bozgunun sebebi il başkanları mı? Erdoğan hala hayal aleminde. 31 Mart sonrasının gerçekliğine uyanmadı. Kulakları tırmalayan geçim çığlığını bile ninni gibi dinlemekte. Yaptığı TÜİK'in rakamlarına yalan söyletmek ve ekonomideki başarısız politikaların faturasının emekli ve de asgari ücretliye ödetmek. Buradan bir siyasi çıkış mümkün değil. Demirel'in dediği gibi, tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur. Geçim çığlığının da önünde durulmaz. Bir sel gibi yıkar geçer. Ne Erdoğan dinler, ne AKP. İşte 31 Mart. Kaderine doğru hızla ilerleyen Erdoğan'ın 31 Mart'ı bile arayacağını hep birlikte göreceğiz. CHP lideri Özgür Özel grup konuşmasında "Bütün Türkiye'ye sesleniyorum." diyerek bir eylem başlattı. Akşam saat 21'de ayağa kalk, eğer zam istiyorsan ışıkları yakın ve kapatın. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok, seçim olacak. Bu eylem tutar. Çığlık ışık çığına dönüşür ve ampulü patlatır. AKP bu ışık patlamasının önünde duramaz. Her geçen gün ömründen ve cepten gider. Sandık ötelendikçe toplumsal muhalefet zemin bulur ve iktidar AKP'siyle MHP'siyle kar gibi erir. Salı MHP'nin de grup günüydü. Bahçeli 2 haftadır yok. Rahatsızlığından mı yoksa Sinan Ateş duruşmasında ortaya dökülen doküman ve gerçekler karşısında söyleyecek sözü olmamasından mı? Nasıl ekonomi ve geçim AKP'yi köşeye sıkıştırdıysa Ateş davası da MHP'yi teslim aldı. Yargı yangından mal kaçırır gibi dosyayı daraltmaya ve kapatmaya çalışsa da Bahçeli'nin MHP'si kamu vicdanında mahkum oldu. Cumhur İttifakı'nın artık topluma söyleyecek sözü kalmadı. Sözün bittiği yerde sandık devreye girer ve lisanı haliyle konuşur. Erdoğan bir süre daha direnecek ve sandığı taca atmaya çalışacaktır. Ama bir süre daha. Dönem sonuna kadar uzatması siyasetin de sosyolojinin de doğasına aykırı. Son dönemde Anadolu topraklarının bilim duyarlılığını yitirdiğini ben de biliyorum elbette. Sandığın kendini kabul ettirme gücü olduğunu da örneklerini okuyarak, yaşayarak biliyorum. Seçim sandık deyince Sinan Oğan'ın geçenlerde beni hayrete düşüren, gündemin yoğunluğundan dolayı yazamadığım bir cümlesi oldu. Seçim gecesi Erdoğan'a haber gönderdim. Sakın seçimi 49,5'tan 50 yapmayın. Ne büyük ifşaattır bu. Normal demokrasilerde bu söz kıyameti koparır. Bir açıklamanın satır aralarında kaybolup gitmez. Söyleyene ne demek istediği sorulur. Erdoğan 49,5'tan 50'yi nasıl tamamlayacaktı? Erdoğan'ın esrarengiz biçimde seçim gecesi Ankara-İstanbul arasında mekik dokuduğunu hatırlıyorum. Geçimden seçime biraz dağınık bir yazı oldu galiba ama fazla da yan yollara sapmadan meramımı anlattım sanırım. Hem siyaset hem de toplum giderek seçimi zorluyor. Başını CHP'nin çektiği muhalefet bunun farkında. Işığı aç kapa eylemi de AKP'nin ampulünü patlatır. Ha, toplum iki büklüm vaziyette AKP'yi taşımaya devam ederse bedelini bu kez vicdanı ve cüzdanıyla değil varlığıyla öder. Nokta diyor Necip Bahadır TR724'deki köşesinde.